Değerli dostlar, tekrar merhabalar. Evet, bu videomuzda sizlerle yataş, vespe, zoren, vakko, yumsa, vertu, yükselen ve verus hisselerinin önemli destek ve direnç noktalarını varsa formasyonlarını sunmuş olacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni ve yorumları eksik etmeyin değerli dostlar. Yine dileyen arkadaşlarımız katıl butonundan desteklerini sunabilirler ve kripto paralarla ilgilenen arkadaşlarımız da %10 komisyon indirimli bizim referansımızla Binance'e üye olabilirler. Açıklama kısmında ve de yorum kısmında linkimi bulabilirsiniz değerli dostlar. Yine standart yasal uyarımız ekranımızda görüldüğü üzere. Şimdi hisselerimizin teknik analizine geçelim değerli dostlar. Öncelikli olarak Yataş hissesine şöyle bir bakalım. Yataş'ın teknik görünümünde buradaki çanağa doğru bir yönelişin olduğunu görüyoruz. Tabi bunda düzeltmeler yapıla ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor. Biz burada bu çanak hedefinin olası şöyle katlama hedefini bir koyalım arkadaşlar. Tabi burada bu hedefi koyuyor olmamız burada hemen çanağa gideceğiz. Hemen çanak oluşacak anlamı bizde oluşmamalı arkadaşlar. Yani bu grafik haftalık bir grafik. Onu da söyleyelim. Haftalıkta bakınız görüldüğü üzere 10.46 seviyeleri bizim için önemli bir durak noktası. Hatta şöyle 10.49-10.50 diyelim ortalama. 10.50 seviyeler bizim direnç noktamız. Yani ana resmin direnç noktası 10.50'ler arkadaşlar. Evet, tabii böyle bir hedefin oluşabilmesi için yukarıdaki 10.50 direncinin aşılması gerekli. Bunun için de aşılımla beraber bizim şöyle bir kanalı artık daha doğrusu çanak hedefini ortaya koymamız gerekecektir 10.50'lerin üzerinde arkadaşlar. Bu senaryomuz 10.50'lerin üzerinde onu söyleyelim. Şimdi günlük grafimize geçelim. Günlük bazdaki değerlendirmemize bakalım arkadaşlar. Tabi burada kesinlikle bu çanak kesinlikle gerçekleşecek. Uçacağız kaçacağız demiyoruz. Ama olasılık dahilinde bakın 10.50'lerin üzerinde böyle bir ihtimalimiz oluşabilir. Tabii ki buraları görürsek arkadaşlar. Evet, şimdi indikatörlere baktığımız zaman göreceli güç endeksi üzerinden gideceğim arkadaşlar. Göreceli güç endeksinin net bir şekilde satış ürettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada göreceli güç endeksinin yani şunu söyleyelim. Burada bu gerçekleşir gerçekleşmez önemli değil arkadaşlar. Eğer biz teknik analize inanıyorsak göreceli güç endeksi bize şunu söylüyor. Ben teknik olarak satışı ürettim. Ha bu iki gün sonra çıkar tekrar yukarıya siyah çizgimizin üzerine atar. Eyvallah. Buna hiçbir şey söyleyemeyiz. Ve buradaki hareket teknik analiz literatüründe fake olarak kalır arkadaşlar. Ama şu anlamda günlük grafiğimizde Yataş'ın göreceli güç endeksi üzerinde satış ürettiğini. Yine MACD indikatörüne bakınız kesişmenin geldiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle alıyoruz ve buradan destek noktasını arkadaşlar şöyle patlatıyoruz ve burada tabii bizim Borsa İstanbul'un grafiğine de benzemiyorum arkadaşlar. Yani baktığımız zaman burada teknik görüntünün aşağı yukarı aynı olduğunu görebiliyoruz Borsa İstanbul'a bakınız. Şu kısımda bir fake atıp tekrar kanalın formasyonun içerisine dahil olduğunu görüyoruz. Tabii burada yatırımcının alt desteği iyi takip etmesi gerekli ve burada 8.50 bantları bizim için önemli bir destek noktası arkadaşlar. Bakınız destek, direnç. Tekrar bakınız direnç. Altta yine destek. Bakınız direnç attı. Yukarı gidip tekrar gelip. Yani şu hareketi yapmış olsaydı güzel bir onay hareketi de burada söz konusu olacaktı. Ama tekrar alt banta geldik arkadaşlar. Burada da ortalama 8.50 bantları bizler için önemli bir destek noktası. Yani bu destek noktasını yatırımcıların takip etmesinde fayda var diyebiliriz. Çünkü kırıldığı zaman
bambaşka bir teknikle karşılaşacağız arkadaşlar. Buranın kırılması hissede sert bir satışı beraberinde getirebilir ve buradaki bu yükseliş sonlanabilir ve daha aşağıda bakın tepelerle şu şekilde tepeler daha aşağıda, dipler daha aşağıda bir oluşum içerisine girebiliriz. Onun için desteğimizi önemseyelim değerli dostlar. Şöyle süper trende bakıyoruz. Negatife dönmüş durumda. Parabolik sar negatif. İçimoku bulutu üzerindeyiz değerli dostlar. Ve Bollinger bandı alt kısmındayız. Bollinger bandında da. Evet, görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Umarım destek çizgimizin üzerinde tutunmayı başarabiliriz değerli dostlar. Eğer siyah çizgimiz üzerinde burada tutunmayı başarırsak bu da bir alım olarak karşımıza çıkacaktır. Heykin aşıyı açalım. Bakın biraz daha renkli, hoş bir görüntü. Buradaki fiyatına da bakmayın arkadaşlar heykin aşıyı da. Bakınız destek, destek. Buralardan gelecek bir yeşil mum veyahut iki yeşil mum bizi tekrar bu şekilde daha yukarıda bir tepeye taşıyabilir arkadaşlar. Sınırdayız. Bakalım sınırımız çökecek mi yoksa bir dönüş gelecek mi hep beraber göreceğiz değerli dostlar. Evet. Vespe'ye bakıyoruz. Vestel beyaz eşya. Yine benzeri bir görüntü hakim burada da. Bakınız tam destek çizgisinden dönüş gelmiş. Bizi yine burada ümitlendiren nokta arkadaşlar. O bizim sevdiğimiz onay hareketleri. Bakınız burada iki tane pozitif tablo hakim nedir bunlar? Bir onay hareketi olarak karşımıza çıkması. İkincisi ise siyah destek çizgisinin çalışmış olması. Umarım bu devam eder. Ola ki alt bakınız ortalama 28-47-28-50 seviyelerin altına düştük. Burada arkadaşlar yine satışlar derinleşebilir. Devreye direkt burada girecek olan desteklerimiz ortalama 24-90 bantlar olarak da karşımıza çıkacaklar arkadaşlar. Evet şöyle koyalım. Kabaca 25 diyelim arkadaşlar. Evet 28-40'ların altında bu şekilde bir geri çekilme olabilir değerli dostlar. Evet Vestel beyaz eşyadaki tablomuz bu şekilde. Şöyle bir de haftalık bakalım. Evet, haftalıkta da 28-88 seviyeleri altında kapanış gelmediği müddetçe bir onay hareketi olarak karşımızda duracaktır değerli dostlar. Evet şöyle yapalım. Evet şuradaki yeşil çizgi bizim için önemli bir destek noktası arkadaşlar. Evet şöyle baktığımız zaman ortalama 29'a mı geliyor? Şöyle bir bakalım. Evet 28-80 seviyeler arkadaşlar. Bakın bu seviyeler bizim haftalık bazda Vespe'deki destek noktamız. Bu destek aşağı kırılmalı müddetçe tekrar buradan güç toparlayarak bir alım fırsatı dahi doğurabilir ama bu 28-80'den altına kırdığı zaman haftalık kapanışlar gelmeye başladığı zaman sıkıntı doğurabilir arkadaşlar. Evet. Zorlen'e bakalım. Zorlu enerji günlük grafik.
Evet, burada da günlük grafiğe baktığımız zaman bakınız destek bölgelerini net bir şekilde bakınız görüyoruz. Yine burada, bakınız yine burada. Bu desteğimiz kırılırsa risk artar arkadaşlar. Ama kırılmadı. Buradan yukarıya döndük. Bir fırsattır. Onun için şu seviyeyi dikkate alın. Kaç burası? Şöyle ortalama. %2.35 seviyeleri burada destek olarak kullanılabilir arkadaşlar. Evet. Bu seviyelerin altında sıkıntı doğurabilir. Çünkü hareketli ortalamaların duruşu pek hoş durmuyor. Bakınız küçükten büyüğe doğru yukarıdan aşağı kesişme geliyor ise bu bizi satışa götürebilecek teknik bir görüntüdür arkadaşlar. Onun için 2.35'ler destek bölgemiz. Bu seviyelerin altında risk artar ve sırasıyla bizi bekleyecek noktalarımız şöyle bakıyoruz. 2.07 1.88 şeklinde sırasıyla desteklerimiz ortaya çıkacaktır arkadaşlar. 2.35 üzerinde hareket gelebilir. Özellikle şöyle baktığımız zaman 2.50-55 bandında da pozitif senaryo güçlenebilir arkadaşlar. Evet. Bakınız burada da bulutun altına sarktığımızı görüyoruz. Bu da kritik arkadaşlar. Bulut altında olmamız pek hoş değil. 26 periyot sonrası da kırmızıya dönmüş durumda. Wacko'ya bakalım. Yine günlük grafiğimizde bulut altındayız. Sıkıntı. Süper trend sıkıntı. Bollinger bandı bakınız. Kırılım aşağı doğru gelmiş. Sıkıntı. İçmek bulutunu kaldıralım. Bu zaten sıkıntı. Sar. Bu da sıkıntı arkadaşlar. Evet. Wacko'nun teknik görüntüsü negatif bir gösterge halinde. Bakalım şurada destek çizgimiz ne alem arkadaşlar. Evet, bakınız kesik mavi çizgi bizim çizgi grafikte daha net göreceksiniz. Bakınız bu seviyenin kırıldığına şahit oluyoruz. Burada düşüş arkadaşlar siyaha doğru gelebilir. Kapanış bazlı baktığımız zaman gün sonu kapanışı itibariyle maalesef durum negatif arkadaşlar. Evet. Bakınız buradaki düşüş ortalama bakınız 4.87'lere kadar gelebilir. Yine olumlu bir durumu burada önümüzdeki 1-2 gün içerisinde olumlu bir havaya bürünebilmek için şöyle 5.40 seviyelerin üzerine tekrar mavi çizginin üzerinde kapanışları görmemiz gerekli arkadaşlar. Burada kapanış bazlı baktığımız zaman mavi desteğin altındayız. Siyah 4.87, 4.90 bu banda doğru bir yönelişimiz söz konusu. Evet, şu kısımdan yine bir destek bulabilir miyiz? Hemen şurayı da atalım. Çünkü buralar önemli değerli dostlar. Ben her zaman geçmişteki çizgilerin tekrar kullanılıp bu seviyeler üzerinden hareketleri, atakları koklamak gerektiğine inanıyorum. Bakınız buradan tekrar yukarıya ivme kazanması bir onay hareketi gibi de çalışabilir. Yani burada bir pullback dediğimiz onay hareketini görebiliriz. Hangi şartlarda? Şu çizginin üzerine attığımız zaman, yani bu seviyenin üzerinde kaldığımız zaman. Evet. Görüntümüz bu şekilde Wacko'da. Geçelim arkadaşlar diğer bir hissemiz. Yunsa.
Evet, Yunsa'da da yine üçlü bir tepe. Bakınız hakim. Burada geri çekilme söz konusu olabilir arkadaşlar. Bakınız desteğin kırıldığını görmekteyiz. Yükselen destek çizgimiz kırılmış. Yatayda bizi bekleyen 11.07'lik bir desteğimiz mevcut arkadaşlar. Evet. Yatay desteğimiz 11.07. Şimdi negatif senaryonun devamı anlamda şu şekilde yukarı gidip tekrar geri sarkmaları bu şekilde gelebilir. Ama olumlu bir senaryo için bizim 11.07, bakın şu seviyeden güç bularak şu şekilde tekrar yukarıya doğru atağı gerçekleştirmemiz gerekli. Ve yine şu bölgenin kırılması önemli olacaktır değerli dostlar. Evet, 11.07 bu hissinin destek noktası tutunabileceği bir dal olarak gözüküyor şimdilik arkadaşlar. Şöyle kaldıralım. Fiyat etiketini sade bir şekilde yapıştıralım. Evet, 11.10. Burada fiyatlar değişebiliyor arkadaşlar. Yani net rakamları elde edebilmek için teknik anlamda bizim şöyle iyice yanaştırıp milimetrik ayarlar yapmamız lazım. 11.10. Evet, bu seviyeler bizim yataydaki desteğimiz. Ama yükselen destek çizgisi de kırılmış. İkinci şoku eğer yatay destek kırılırsa yaşayabiliriz arkadaşlar. Evet, negatif görüntümüz hakim durumda. Evet, şöyle baktığımız zaman 0.50'lik 11.46'lara doğru bir yöneliş hakim. İşte burası destek olarak çalışabilir. Yukarıda ise 12.85 yine bizim Fibonacci anlamındaki destek noktalarımız arkadaşlar. Pardon, 12.85 direnç noktamız. 11.46 da destek bölgemiz değerli dostlar. Eğer 11.46 desteği kırılırsa bakınız tam da nerede kalmış arkadaşlar? 0.618'in bakınız 10.07'den tam net bir şekilde döndüğünü de görmekteyiz. Evet, geçelim Yunsa'yı da. Vertu. Bu tarz hisseler pek hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Niçin? Yani geçmişte bakın şu şekilde bir hareketi başlatıp sert bir şekilde düşen hisseler hiçbir zaman için bu hisselerle yıldızın barışmamıştır arkadaşlar. Tabi burada hiç mi bakmayacağız, hiç mi almayacağız? Ya alırsınız ama bu hisselerde bir kere bekleyecek bir zamanınızın olması lazım. Yani tepelerde yakalandığınız zaman böyle hemen gideyim, yani şu sert düşten sonra hemen gideyim, şöyle şuradan hareket edelim, tekrar yükseleyim genelde olmuyor arkadaşlar. Yani bu şekilde sert yükselişinde sert düşüşleri olabiliyor. Tabi hareketli ortalamalar yine referans kaynağımız olabilir. EMA 50 örnek verecek olursa kaçmış EMA 50 değerimiz? 7.59 arkadaşlar. Yani bu seviyede dileyen destek olarak kullanabilir. Evet. 7.59, 7.60 seviyeleri bizim ortalama bakınız destek noktamız. Ha, yukarıya gidebilir mi daha? Yolu var mı? Çizgi grafiği açıyoruz. Bakın çizgi grafik bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Daha önceki zirve noktasında olduğumuzu göstermekte. Ha, bu seviyenin üzerine attığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Buradaki tepeden bakın kırılım geliyor, geri gelip şu şekilde bir hareket gelirse bir yükseliş onayı olarak karşımıza çıkabilir. Yakın süreli 8.09'dan üzerinde tutunduğumuz takdirde değerli dostlar. Evet, önümüzdeki
yakın zamanda bu seviyenin üzerinde tutunduğunuz zaman bir onay hareketi olarak kalır. Yok efendim, onay hareketi olarak kalmadı. Şu şekilde 7.58'lerin altına sarktık. O zaman da ana desteği ne yapacağız? Takip edeceğiz. Önemli olan bu seviyenin altına kırmamak arkadaşlar. Evet. Umarım yukarıya doğru 8'lerin üzerine atarak ana destek noktası üzerinde tutunabiliriz. Ki bu da bizi ciddi anlamda yukarı yönlü taşıyabilir arkadaşlar. Evet. Yükselene bakalım. Evet. Yükselen alçalana dönüşmüş arkadaşlar. Ne olmuş bu hisse? Yani bu hissenin adını değiştirelim. Hemen başvuruda bulunalım. Yükselen alçalan olsun. Evet. Alçalan hissemiz görüldüğü üzere arkadaşlar. Çok güzel alçalmış. Ve bu alçalmada gözümüze çarpan önemli hususlar var. Nedir bunlar? Yine bir onay hareketiyle karşı karşıyayız. Bakınız. Destek hareketi. Bakınız, destek çizgilerimizi görüyorsunuz. Bu seviyenin üzerine tutunup giden bir hissemiz var iken her şey bu ikili tepeyle ortaya çıktı değerli dostlar. Kötüler sahneye çıktı ve tıkır tıkır satışlar geldi. Buraya düşüş geliyor. Yani bizim ana düşüş noktamız şurası. 6.87-6.90 seviyelerinde düşüş geliyor. Tabii biz belki yükselir diyoruz. Bakınız, gelip şuradan sana malı veriyorlar. Tekrar gidip yani uçacağız kaçacağız derken bir daha salıp bakınız sana burada satış onayını yaptırıyorlar. Evet, teknik görüntü arkadaşlar, eğer bir düşüş onayı ise sıkıntılı. Yok efendim, düşüş onayı değil, benim geçmişteki bir boşluklu bir bölgem vardı. Ben orayı bir doldurup geliverem. Siz de silkelenebildiğiniz kadar silkelenin. Ben o boşluğa gideyim, oradan da biraz mallanayım, yukarı çıkayım diyebilir mi? 5.95 seviyeleri bu iş için uygun olan bölge arkadaşlar. Bakın bu boşluğa kadar gelip buradaki boşluk bölgesini doldurabilir. Bakın burada o bizim gaplı bölge dediğimiz, bakın açılış gerçekleşmiş. Evet, 5.95'ler desteğimiz. Umarım bu destekten güç bularak tekrar yukarıya çıkarız. Yoksa şu kabus senaryosu düşüş onayıydı. Dikkat etmek gerekli arkadaşlar. Evet. Geçelim. Vertu kardeşi Verus. Verus'a holding. Şimdi bu Verus. Bakınız, biraz önce Vertu'ya baktık. Şöyle bakıyoruz. 33-20 kusurlar. Yani burası bizim ana desteğimiz. Buraya kadar düşer miyiz, gelir miyiz onu bilemem ama bildiğim bir nokta varsa bu destek çizgisinin kırılması arkadaşlar negatif bir etki yapacaktır. Bakın, destek çizgisi altına gelecek sarkma bizim için olumsuz bir durumun ifadesi olabilir. Ve yine EMA 50'nin altına sarkmışız arkadaşlar. EMA 50 değerimiz kaç? 38.24. Bakın şu kısım altına sarkmamız pek olumlu olmamış. Eğer buralarda ola ki işte gerek alt çizgiden olabilir. Yani şu çizgiden olabilir. Gerekse o çizgiye kadar düşmeden şu şekilde yukarılara doğru gidip böyle bir hareket gelirse bu da nedir arkadaşlar? Omuz baş omuz hop sen şöyle bir aşağı düş. Peşinden düş anlamı çıkabilir. Tabi bu bir senaryo. Henüz burada sağımız oluşmuş değil. Oluşur ise diyoruz. Evet. Burada arkadaşlar 33-30 seviyeleri bizim ana merkezi destek noktamız. Bu seviyeleri yine baz alabilirsiniz. 33-30, 33-40. Bakın bu seviyeleri destek olarak takip edebilirsiniz. Tabii 33-37'den 33'e epey bir miktar var. Hocam burası bizi bozar. Bu kadar bekleyemeyiz biz falan diyebilirsiniz ama
Bu hissenin arkadaşlar olasılık dahilinde her şeyine hazırlıklı olun. Evet. Bakınız şu kısmın kırılmasıyla ne oluyor? Satış veriyor bakınız. Yani ola ki burada bir omuz başı omuz oldu ve ana desteklerimiz kırıldı. Tabii ki de gerçekten ciddi bir satış dalgası oluşturabilir. Evet, 33-30 destek noktamız. Ve yine pozitif senaryo için 39-18'lerin üzerine atmamız gerekli değerli dostlar. Evet. 39-18 bizim buradaki artık daha önce çalışan destek çizgimiz ne oldu arkadaşlar? Dirence dönüşmüş durumda. Evet. Şimdilik anlatacaklarımız bunlardan ibaret. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Genelde bir destek bölgesinde böyle takılan hisselerimiz var. Bazıları desteğin kırıldığını bazılarında görüyoruz. Tabi buralar gerçekten dikkat edilecek kopuş noktaları. Yani sizin için bir dönüş hareketi olarak karşınıza çıkarsa güzel getiriler sağlayabilir. Ama burası bir satış bölgesi ise, destek kırılımı bölgesi ise birçok hissede görüyoruz. Bu da ciddi geri çekilmelerin oluşacağı anlamına gelebilir değerli dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.